Gel gel. Parça hissedilir de yani bu parça ilk geldiğinde bu kadar olacağını tahmin ediyor muydun parçanın? Hiç etmiyordum. Ha? Hiç yani etmiyordum. Senin tepkinle başkalarının tepkileri aynı mı oldu, ayrı mı oldu? Ya çok tukaka edenler oldu bu şarkı ilk çıktığında. İşte avam, çok bilindik sözler falan filan. Dedim ki hayır, bu şarkı çok içten, çok kalpten. Evet. Ve bütün genelde aşk şarkılarının %85'i ızdırap bağırırken bu diyor ki yani çok şükür, bin şükür seni bana verene diyor samimi. Yani. Evet. Evet. Ve böyle oldu mu işte düğün şarkısı oluyor. Çünkü abi şöyle düşün. Çünkü düğünde adam 40 yılda birbirine bir şey söyleyecek ve onun için çok özel bir şey söylemek istiyor. Bu şarkı bir de sözümüz Hüseyin Boncuk'un bunu eşine daha evlenmeden önce doğum günü hediyesi olarak yaptı. Ve ben bu şarkıyı, abi ben bu şarkıyı söylemek istiyorum diye gittiğimde ama ben ondan maddi bir şey bekleyemem, o benim eşime yaptığım hediye dedi. Vay. Dedim boşver abi, 80 milyon dinlesin ya senin aşkın. Bir de çok da güzel klip çekmiş eşine. Almanya'da bir sürü yabancı ile beraber bir sürü şey yapmış. YouTube'da çok güzel klip var. İngiltere'de yani. aynen. Peki devam ediyorum. Gelen kağıt soruları var. Konuklarımızdan, seyircilerimizden gelen kağıt soruları. İrem Derici, Ömer Şen. Kim Ömer Şen? Aramızda Ömer Şen sen misin abi? Evet. İrem Derici, çocuğunuzun ismini ne koyacaksınız diye sormuş. Cevap vereyim mi? Evet. Kız olursa Ayşe, erkek olursa Demir. Kız olursa Ayşe, erkek olursa Demir. Peki. Şeyma demiş ki beyaz dördüncü yıldızımız hoşuna gitti mi? Demiş. Evet. Galatasaray'ın şampiyonluğunu canı yürekten tebrik ediyoruz. Umarız gerçekten benim kendi düşüncem kim şampiyon olursa olsun bundan sonra her şampiyonluk bize barış getirir, dostluk getirir, tribünlere doluluk getirir, küfürsüz bir ortam getirir, birbirimize alkışlayabildiğimiz şampiyonluklar getirir inşallah. Çünkü bu ülke bunlara hasret. Bunlar olunca o şampiyonluk daha kıymetli hale geliyor. Hangi takımı tutuyorsun abi? Tutmuyorum ben takım. Öyle mi? Çok sıkıcı değil mi? Sıkıcı mı? Sıkıcı yani ama... Bir futbol kültürü edindim etrafımdaki arkadaşlarımdan dolayı. Hiç mi ilgilenmiyordum futbolla ben? İlgilendiğin spor var mı? Evde ilgilendiğim sporlar var da evde izlenmedi hiç futbol. Ha evet, sizin evde devamlı müzik. Televizyon yani, açılmıyor ki sizin evde. Televizyon açılmıyor televizyon televizyon açılıyordu. O zaman zaten 3 tane kanal vardı abi. Doğru. TRT, sonra Star çıktı falan bir şeyler oldu. Ve hiç takım içine girmedim. Hangi takımsın? Yok. Fenerbahçe'lisin sen. Ben Galatasaraylıyım ve pazar günü arenada pazar günü şampiyonluk kutlamalarında ben de sahne alacağım. Pazar günü şampiyonluk kutlamalarında sahnedesin. Peki. Ay orada da kalbimin tek sahibine adam var, bayılacak yemin ediyorum artık. Hayattaki Serhan, hayattaki en büyük motivasyonunuz nedir diye sormuş. Seni en çok ne motive eder hayatta? Sevgi. Sevgi. Spor da edersen her gün ya evet ama ciddi spor yapıyorsun sporu yani. Sporu niye yapıyoruz? Sevdiğimizden, müzik sevdiğimizden. Sen niye buradasın? Sevdiğinden herhalde. Bir şey söyleyeceğim sana. Çok para yapıyorum ben. O yüzden buradayım. Çok para yapıyorum ben burada. Sonra yürüyor abi ya. Ya abi parayla alakasının dışında bana para vermeseler de gelip yapacağım. Ekstra para veriyorlar sağ olsunlar. Yani işi zaten seviyorum. Yapacağım bir iş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,